Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yumiya markasının ZG02 modelli bir akıllı priziyle birlikteyiz. Bugün bu ürünü inceleyeceğiz. Yani zaten çok da fazla aslında inceleyecek bir durum yok akım korumaya sahip. İşte buradan ne kadar güç tükettiğinizi hesaplayabileceğiniz bir akıllı prizden bahsediyoruz. Ayrıca Tuya uygulamasını da destekliyor. Yani benim şu anda evimde birçok ürün bulunuyor ve hepsi hemen hemen Tuya'ya bağlı. Genelde Tuya destekli ürünler almaya çalışıyorum ki onlarda biraz daha hani kullanımı kolay ve Tuya uygulamasını biliyorum. İşte sallıyorum evimde 5-10 tane ürün varsa bunların hemen hemen hepsi de Tuya'ya bağlı ve Tuya'dan tek bir tuşla yani tek bir uygulamayla kontrol edebiliyorum. Şimdi bu akıllı prize baktığımızda 16 amperlik bir akıllı priz. Normal akıllı priz. Şunu bu senaryoda kullanabilirsiniz. Mesela bu akıllı prizi taktığınız normal fişe ve bunun üzerine üçlü dörtlü beşli priz de takabilirsiniz. Ve bu sayede hani birden fazla ürününüzü aslında tek prizle kontrol edebiliyorsunuz. Bunun soruları daha önceki incelediğim prizlerde gelmişti. Bunu da söylemek istedim o yüzden. Şimdi şöyle düşünün bak bu bir priz. Bunu gittiniz prize taktınız. Prize taktıktan sonra üzerine hani normal bu priz geçiyor ya. Ayrıyeten 5'li, 3'lü, 4'lü priz taktığınız ve işte birine çatılınızı, birine televizyonunuzu, birine ampulünüzü, herhangi bir şeyi hepsini doldurdunuz. Bu cihazı aç kapa yaptığınızda o cihazlar da kapanacak ve açılacak. Ben genelde böyle kullanıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz arka planımdaki ışıkların hepsi akıllı prize bağlı. Yumiye'nin bende bir tane daha var. Onu burada kullanıyorum. Ve bunu TUYA'dan işte çekime başlayacağım zaman basıyorum ve bütün ışıklarım yanıyor. Sadece benim bilgisayarın tuşuna basıp açmam kalıyor. O da işte dediğim gibi bu prizin üstüne dörtlü bende bir priz aldım ve dörtlü prizin üstüne de işte bir ışığımı, diğer ışığımı, diğer dolgu ışığımı hepsini bağladım. Tek tuşla kayıda başladığım zaman da açabiliyorum. Ama bunu şu senaryolarda da kullanabilirsiniz. Diyelim ki sabah işe kalkıyorsunuz, kahve içmeden çıkamıyorsunuz. Direkt bunu kahve makinenize bağlıyorsunuz. Akşamdan kahve makinenizin içeriğini hazırlıyorsunuz. Sadece işte fişe basıp hani cihazın çalışması kalıyor. E bunu gece yatmadan ya da her güne uyarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki sabah saat 7'de açılsın ve kahveyi yapmaya başlasın. Yani kettle işte kahve makinesini çalıştırsın gibi senaryolarda üretebiliyorsunuz tüy uygulamasıyla. Kurulumu da çok basit. Tüy uygulamasının içerisine giriyorsunuz. Oradan cihaz ekle diyorsunuz. Akıllı prizi seçiyorsunuz. Ve direkt uygulamayı hani bunu fişe takıyorsunuz herhangi bir fişe. Direkt olarak zaten algılıyor ve bağlantıyı sağlıyorsunuz. Bu tarz senaryolarda dediğim gibi işte klimanız olabilir. Klimanızı diyelim ki eve gelmeden açmak istiyorsunuz. Klimanın prizini buna bağladığınızda yani direkt klimanın zaten ayarları sabittir. Sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk işte 18 derece, 25 derece neyse. Bunu evin dışarıdayken tuşa bastın, hemen geldin. Kış ayları diyelim. Evini ısıtmaya başlayabilirsin sen gelmeden. Bu gibi senaryolarda bulunuyor. Cihazın hemen bir kutu içeriğini de göstereyim size. Çok fazla zaten bir şey çıkmıyor ama en azından aldığınızda neyle karşılaşacağınızı bilin. Bir tane kitapçık çıkıyor hemen görmüş olduğunuz gibi. Bunda da zaten içerisinde nasıl kuracağınız ve genel bilgileri yazıyor. Şöyle küçük bir kitapçık yapmışlar. Onu gösterelim ve hemen cihazımızın kendisi geliyor bakıyorum kutunun içine başka bir şey var mı? Şu an başka bir şey yok. Cihazı da bir yakından göstereyim. Burada manuel açıp kapatabileceğiniz bir buton bulunuyor. Yani telefonla değil de kendiniz buradan da cihaza müdahale edebiliyorsunuz. Aç-kapa yapabiliyorsunuz. Burada bir logosu bulunuyor. Normal burası zaten bir fişe takılıyor. Buraya da fiş takıyorsunuz. Dediğim gibi buraya İsterseniz üçlü, dörtlü, beşli hani nasıl isterseniz prizler takabilirsiniz. İsterseniz tek bir cihazı kullanabilirsiniz. Zaten burada da bir QR kod bulunuyor. Cihazın bağlantısıyla ilgili. Bak şimdi prizin kurulumunu yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bura birazcık kablo karmaşalığı olabilir. Kusura bakmayın priz şu anda takılı ve uygulamada telefonumda açılı. Bak şu ışığı bağladım ben görmüş olduğunuz gibi. Hemen göstereyim yandan. Bak zaten şu anda ledler yanıyor. Şu anda kapattım tekrar açtım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde senaryo senaryolandırabilirsiniz. Benim burada bir sürü ışığım, bir sürü cihazım var. Ben bunları dörtlü prizle tek başıma hani böyle bir tek e, cihazla kullanıyorum. Bak geldim buradan manuel olarak da kapattın. Bak ışık söndü, maviye döndü. Tekrar açtığında kırmızı oluyor. İşte ne kadar yakıt tüketimi yaktığı vesaire Burada gözüküyor zaten uygulamada detaylı olarak da göstereceğim sizlere. Bak şurada zaten tüm bölümler bulunuyor. Yani bu cihaz mesela şu anda hani şu ürün artık bu prize bağlı ve bu priz sayesinde bunu rahatlıkla uzaktan böyle kontrol edebiliyorum. Cihazın kurulumunu göstermeye çalıştım sizlere dediğim gibi çok basit bir kurulumu bulunuyor. True uygulamasının içerisine giriyorsunuz. Artı butonuna tıklayıp cihaz ekle diyorsunuz ve Wi-Fi prizi seçiyorsunuz. Direkt zaten kurulum sağlıyor. Bu arada cihazı ilk resetlemeniz gerekiyor. Güç tuşunu 10 saniye kadar basılı tuttuğunuzda cihaz kendini resetliyor ve ışık yanmaya başlıyor. Mavi kırmızı gibi bir ışık hızlıca yanıyor. Zaten burada da kurulumu direkt yapabiliyorsunuz. Onun dışında uygulama ile ilgili de zaten basit bir uygulama arayüzü bulunuyor. Birazdan uygulamayı da bir göstereceğim sizlere. Orada da görmüş olacaksınız nasıl çalıştığını, neler yapabildiğini uygulama ile ilgili. Şimdi şöyle yapalım. Çok fazla uzatmayalım lafı. Zaten cihazın ben size telefonu elim alarak nereye taktığımı, nasıl yaptığımı göstermiştim. Şimdi bir de uygulamamızın arayüzüne bir göz atalım. Şimdi cihazın birazcık ana menüsünden sizlere bahsedeyim. Bak hemen şöyle geri çıkıyoruz. Şurada açıp kapatma bölümü. İlk bölümümüz zaten burası. Buradan istersen cihazı aç, istersen kapat yapabiliyorsun. Alt kısımda zamanlayıcı, senaryolarını ayarlayabildiğiniz burada bütün bölümler bulunuyor. İşte burada mesela şunu göstereyim. Zamanlama diyorsun. Bir saati seçtin, okeyledin. Bu cihaz yani bu priz bir saat sonra kapanıyor. Bunu dediğim gibi isterseniz sabah açılması için de yapabilirsiniz. Bunların hepsini senaryolandırabiliyorsunuz. Zaten bak burada bir sürü seçenek bulunuyor sizler için. Onun dışında hemen diğer menüye bakalım. Burada voltajınız, burada gücünüz, burada da amper değeriniz gözüküyor. Ve şu kısımda da cihazı biraz kullandıktan sonra ne kadar yaktığınız gözükecek. Ben yeni bağladığım için şu anda gözükmüyor. Ama bunlar senkronize oluyor. Direkt tuya uygulamasından görebiliyorsunuz. Burada çocuk kilidi bölümü bulunuyor. Aşırı şarj hatları bulunuyor. Ve şurada günlüğü değiştir dediği de ne biliyor musunuz? İşte cihazı ne zaman açtın kapattın. Bak saat 12.33 az önce açıp kapattığımızı hemen düştü. Burada hepsini gösteriyor size cihaz. Ne zaman açılmış, ne zaman kapatılmış bunları görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi uygulamada kullanımı, basit ve arayüzünde neler yapabileceğinizle ilgili de sizlere bilgileri paylaştım. Uygulamayı kullanarak birçok senaryo, birçok aktivite yani aç kapa işte şu saatte açıl, bu saatte kapan gibi birçok senaryolar yapabiliyorsunuz ve güç değerinizi, ne kadar kilowatt değeri yani elektrik harcadığınızı da uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bak burada hani şöyle söyleyeyim, uygulamanın bence mantığı güzel. Çünkü sade bir tasarım var, bu yüzden Tuya'yı seviyorum. Karışık değil ve Tuya ile çalışan... Birçok evimde ürün olduğu için hepsini tuyaya bağlamak daha mantıklı geliyor bana. Artık söyleyebileceğim ürünle ilgili fazla bir şey yok. Sizler de ürünü isterseniz açıklamaya bıraktığım linkten kontrol edebilirsiniz. Hani kafanıza yeterse oradan bakıp alabilirsiniz. Hani bu zaten akıllı prizler hemen hemen baktığınızda aynı mantığı, aynı işlevi sağlıyor. Kimisinde iki tane özellik fazla, kimisinde iki tane özellik az. Kimisinde kilowatt değeri elektrik harcadığınızı göstermiyor, kimisi gösteriyor. Bu tarz senaryolar var. Aslında içerisindeki mentalite yani yapı aynı hepsinde sadece dış kabları değişiyor ve dediğim gibi kimisi tüya ile çalışıyor kimisi sadece kendi uygulamasıyla çalışıyor ama ben şunu söyleyebilirim size bu ürünü alıp almamanız size kalmış ben tüya ile çalışan çoğu uygulamayı genelde alıyorum çünkü stabil çalışıyor ve altyapılarını ona göre hazırlıyorlar e bu da bence gayet mantıklı ve güzel oluyor bu açıdan tabii ki de ürünle ilgili sormak istediğin sorular olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsin hani diğer incelediğim ürünlere bak baktığımızda çok azdı. Yani şöyle azdı bilgi. Hani işte insanlar bunu nasıl senaryolandırabiliriz? Ne yapabiliriz? işte üçlü priz takabilir miyiz? Üstüne farklı bir priz takabilir miyiz? Gibi sorular geliyordu. Yani bunu da en azından açıklık getirmeye çalıştım. Bunların içerisinde bir tık da olsa yani tam hani emin değilim akım koruma var deniyor ama ee, tabii ki de ne kadar korur, ne kadar korumaz onu bilmiyorum ürünlerimizi. E zaten elektrik gittiğinde hani ürüne zarar gelecekse her türlü gelecek. En azından bu da onun için bir koruma olmuş oluyor. Akım koruması yüksek ampere karşı da koruma olduğu söyleniyor. Tabii ben bunları test edebilecek bir imkanım yok onu söyleyeyim. ama dediğim gibi normal prize sallıyorum bir bilgisayarınızı ya da PlayStation'ınızı takıyorsunuz. Elektrik gittiğinde zaten zarar görecekse görecek. Ama bilgisayarınızı veya işte PlayStation'ınızı ya da farklı ürünlerinizi bu ürüne takarak kullandığınızda en azından akım koruma var deniyor. E bu da bir nebze olsun diğerinden daha yararlı olacağını düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.